Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TTT Geometri Kampı'nın 22 ve 23. haftasının 3. videosundayız. Doğru analitinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ne anlatacağız size? Doğru denkleminden bahsedeceğiz. Sadece bir giriş ve doğru denklemindeki eğimden bahsedeceğiz size. Evet kitabımızda da sayfa numarası 208 ve 209'u işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Doğru denklemi dediğimiz şey nedir? Belki bu zamana kadar hiç sorgulamadığımız bir şey. Doğru denklemi hocam işte 3x artı 5'ye bilmem ne Peki nereden geliyor bu, değil mi? Öncelikle bir onu sorgulamamız lazım. Doğru denklemi dediğimiz şey, hocam işte şu, bu doğrunun denklemi. Hatta grafiği de şu şekilde çiziyoruz falan. Aslında şöyle baktığınız zaman, bu analitik düzlemde çizdiğimiz bu doğru, aslında sonsuz tane noktadan oluşmuyor mu? Evet, sonsuz tane noktadan oluşuyor işte bu. İşte bu sonsuz noktanın belli bir kurala göre yazılmış haline biz ne diyoruz? Doğru denkleme adını veriyoruz. Ya da bir doğrunun noktalarının koordinatları arasındaki ilişkiye biz ne diyoruz? doğru denklemi diyoruz. Mesela bu. Eksi 2'ye 2. 1'e 1. 10'a 10. X virgül Y. Böyle sonsuz tane nokta. Bak sonsuz tane noktayı böyle yan yana getirdiğimiz zaman işte bu doğrunun adı nedir mesela? Hocam özel bir durum. Yani sen buradaki bu birincisi absis ikincisi de ordinat ya. Absis ile ordinat arasındaki ilişkiyi yazmaya biz doğru denklemi diyoruz sadece. Eksi 2 ile x2. 1'e 1. 10'a 10. A ne oldu? Absis ile ordinat birbirine eşit oldu. O zaman Apsili ordinat birbirine eşitse y eşittir x doğrusu diyebiliriz. Ya da x eşittir y doğrusu diyebiliriz. İşte bitti. Hocam bu doğru üstündeki her bir noktada x ile y birbirine eşit. Yani sen burada rastgele bir nokta seçsen işte bu doğru üstündeki noktalar y eşittir x doğrusunda üzerindedir. Peki. Burada mesela şuna bakacak olursak aa hocam x ile y birbirine eşit. Ya, ama ne olmuş burada? 3'e 7 olmuş. Burada ne olmuş? 10'a 21 olmuş. Ha bu x sayı biraz belli ediyor kendine. Hocam iki katının bir fazlası. iki katının bir fazlası. Bak iki katının bir fazlası aslında. İki katını al eksi iki. Bir fazlasını al eksi bir. Ha. O zaman bu doğru. Yani bu noktalar böyle sıklaşacak olursa. Bu noktalar arasındaki ilişki ne? Absis burası. Ordinat da burası. Ya ordinat absisin iki katının bir fazlasına eşit. Yani bu doğrunun da y eşittir. 2x artı 1. Bu doğru üstündeki bütün noktalarda bu kural olduğu için işte biz bunu y eşittir. 2x artı 1 şeklinde yazıyoruz. İşte biz buna da doğru denkleme adını veriyoruz. Tamam. Doğru denklemi öğrendik mi öğrendik. En temele indik mi indik. Doğru denklemini öğrendik. Peki. Şimdi olmazsa olmazımız nedir? Tabii ki eğim. Olmazsa olmazımız. Yani eğimi biz işledik. Hocam eğim dediğimiz tanjant alfa. Ya da iki noktası belliyse y'ler farkı bölü x'ler farkı. Abi de doğru denklemlerinde eğim nasıl olacak onu bulmamız lazım. Bir kere doğru denklemi karşımıza iki, şek iki farklı şekilde çıkabilir. Bir. Y'yi yalnız bırakıp çıkartabilirler. Y eşittir AX artı B şeklinde karşımıza çıkabilir. Ya da MX artı C şeklinde karşımıza çıkabilir. 2. AX artı B artı C eşit 0. Yani hepsini bir tarafa toplarım. Eşit 0 şeklinde doğru denklemiyle karşılaşabiliriz. Bu iki durumda da bu doğru denkleminin eğimi nasıl bulunur? Şimdi onu söyleyeceğim. Bence bunu bil. Çünkü bunu çok fazla kullanacağız. Arkadaş Y eşittir MX artı C şeklinde yazılan bir denklemde. X'in kas sayısı, bak Y yalnızken X'in kas sayısı, direkt bana eğimi veriyor. Hocam ax artı b artı c eşit 0 şeklinde yazılan bir denklemde de eğim direkt eksi a bölü b'ye eşittir. Bak eksi a bölü b. Ya hocam bu şeyle karışmıyor mu? Hani kökler toplamı vardı eksi b bölü a. Değil mi? Hocam ben bunu da karıştırsam ne yapacağım? İşte o yüzden şu şekilde aklında tutsan daha iyi olur. Hocam eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı bana eğimi veriyor desen daha sağlıklı olacaktır. Evet tekrarlayalım. Y yalnızken x'in katsayısı sayısı ax artı b artı c eşit 0 şeklindeyken de eksi x'in katsayısı sayısı böyle y'nin katsayısı sayısı bana eğimi veriyor. Peki hocam nereden geliyor bu? Arkadaşlar burada herhangi bir iki nokta seçip iki nokta seçip ee, ya grafiğini de çizebilirsiniz de, daha grafiğinde göstermedim. Herhangi bir ya bu, bu şekildeki verilen bir doğruda nasıl bulabilirsiniz? Sen doğru üstünde herhangi bir nokta seç. O zaman şimdi bir doğru üstünde herhangi bir nokta seçtiğin zaman iki nokta seçtiğin zaman bu iki noktadan geçen doğrunun eğimini de bulabilirsin. Y'ler farkı böyle x'ler farkından dolayı. Ama dediğimiz gibi bunları bilmek lazım. Bunlar bizim için kesinlikle ama kesinlikle önemli. Tamam dostum. Haydi bakalım şimdi aşağıdaki verilen doğruların eğimlerini buluruz. Hocam y yalnız. Direkt x'in katsayısı m1 dediğimiz kaç yaptı arkadaşım? 3. İkinciye bakalım. İkinciye baktığımız zaman da y eşittir x 4x. Bak x'i katsayısı. İşaretiyle birlikte almayı unutmayın. M2 kaç oldu? Eksi 4. M3'e bakalım. A bu şekilde verildiğinde eşit 0 şeklinde verildiğinde eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Yani M3 eşittir. Eksi x'in katsayısı. 2 y'nin katsayısı. 5 değil. İşaretiyle birlikte almayı unutma. Yani eksi 2 bölü eksi 5'ten 2 bölü 5 çıkar. Peki sonra öbürüne bakalım. Şuna baktığımız zaman M4 diyelim bunu. E, hocam eksi 3 bölü 4 işte değil. İşte o yüzden x ile y'nin yeri karışık verilebilir. O yüzden eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı şeklinde bilmek bizim için önemli. E burada ne oluyor? Eksi 4 bölü 3 diyeceğiz o zaman. Peki m5 nedir burada bakacak olursak? Hocam y yalnızken eksi x'in katsayısı ya da ne yapıyoruz? Hepsini bir tarafa topluyoruz. Eşi 0 şeklinde yapıyoruz. Y yalnız bıraksam burada. Hocam x bölü 4 eşittir y mi? Evet y yalnızken kere katsayısı kaç yapıyor? 1 bölü 4 yapıyor. O zaman cevabımız 1 bölü 4 yaptı. Yani M5 yani E şıkkının mi de 1 bölü 4 oldu. Tamam. Haydi bakalım. Şimdi şu soruya bakalım. Eksi 2x artı 5 ya artı 10 eşit 0 doğrusu için aşağıdaki soruları cevaplayacağız. Evet. Şimdi doğru denklemini tanıdık. Doğru denklemiyle ilgili karşımıza gelecek soruları şöyle bir yorumlamayı öğreniyoruz. Arkadaş A şıkkına bakalım. M. Hocam eşit 0 çekti. Eksi x'in katsayısı bölü yeni katsayısı. Yani eksi 2 bölü artı 5. Yani 2 bölü 5 mi çıktı? Evet. En biri bulduk. Peki K2 nok K 2'ye nok K virgül 2 noktası doğrunun üzerinde olduğuna göre. Arkadaşlar şimdi biraz önce bak bu sorular sana böyle konuyu özetletiyor aslında. Soru gibi düşünme. Şimdi ne dedik biraz önce doğru tanımını yaparken? Hocam noktaları doğru üstündeki noktaların arasındaki x ile y arasındaki ilişki değil midir bu? Evet. Doğru üstündeki noktalardan oluşuyor değil mi buradaki doğru? Yani şu doğru denklemi Evet. E o zaman arkadaş K'ya 2 noktası bu doğrunun üstündeyse. K'ya 2 noktası bu doğru. Bunun üstündeyse. Buradaki x ile y arasındaki ilişkiyi sağlar mı? Sağlar. Yani bu K'ya 2. 2x artı 5y artı 10 kuralını sağlar. Yani sen burada x yerine k yazacaksın. Y yerine de 2 yazacaksın. Daha doğrusu şöyle daha net bir şekilde konuşayım. Bir nokta bir doğrunun üstünde ise denklemi sağlar. Çünkü bu şarta göre ya bu noktadan bu şart çıkmış ya da tam tersi. O zaman bu şart bu noktayı sağlamak zorunda. O zaman x yerine k yazacağım. K yazalım x yerine. Hadi bakalım b şıkkını çözüyorum burada. X yerine k yazdım. Yani eksi 2k artı y yerine de ne yazacağım arkadaşlar? 2 yazacağım. 5 çarpı 2. Ondan sonra artı 10 eşit 0. Buradan 20'ye eşittir 2k yapar ve k'yı da kaç buluruz? 10 buluruz. K'yı 10 bulduk. K kaçtır diye soruluyor zaten. O zaman balık esiri yaptı cevap. Şimdi c şıkkına gelelim. Doğrunun üzerindeki absin Ordinatın iki katı olan nokta nedir? Bak doğru üzerindeki noktalardan oluşuyordu ya zaten burası. Bana diyor ki bu sefer. Apsisi ordinatının iki katı olan. Şimdi x virgül y noktası seçtik. Apsis ordinatın iki katı. Ordinatın iki katı. Ordinatın a diyelim. O zaman apsisimiz ne olacak? 2a olacak. E yani 2a'ya a noktası da bu doğrunun üstünde. O zaman bu denklemi sağlar. O zaman x yerine 2a. Çünkü burası x burası da y olmayacak mı? Y yerine de ne yazacağız? A yazacağız. Yazalım. Eksi 2 çarpı x. Yerine 2a yazdım. Artı 5 çarpı y yerine a yazdım. Artı 10 eşit sıfırdan. Burası kaç yaptı? Hocam eksi 4a artı 5a. Eksi 4a artı 5a artı a yaptı. E buradan da a, artı 10 da öbür tarafa atınca eksi 10 yaptı. O zaman noktamız neydi arkadaşlar? 2a'ya a noktasıydı. Yani noktamız a yerine eksi 10 yazınca eksi y eksi 10 noktası yapar. Evet. 5 şıkkında 20 20'ye eksi 10 şeklinde bulduk. Geldik d şıkkına. Şimdi D şıkkında da diyor ki bize doğrunun x eksenini kestiği noktayı bulunuz. Doğrumuz neydi? Eksi 2x artı 5y artı 10 eşit 0 noktasıydı. Şimdi bir doğrunun x eksenini kestiği yer bulunurken arkadaş şöyle bir düşünelim. Bir doğruyu çizdim. Herhangi bir şekilde çizdim mesela. Rastgele. Şöyle çizdim mesela. X eksenini kestiği yer neresidir? Burası değil midir? Yani burası x'e 0 ya da k'ya 0 gibi bir şey değil midir? Evet. Aa, x eksenini kestiği yerdeki noktamızın ordinatı 0. Şöyle diyebilirsin. Bu doğrunun denklemi bu ya. Yani burada x yerine x yazacaksın çünkü x'e 0 özel noktası isteniyor benden. x yerine x yazacaksın, y yerine de 0 yazacaksın. İşte benden x isteniyor. Ya da bir doğrunun bak şimdi şey, şey, soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekillendirdik. Bir doğrunun x eksenini kestiği yer için bak x'e 0 noktası a ne yazmam lazım? y yerine 0 yazarsam x eksenini kestiği yeri bulabilirim. Yani y yerine 0 yazdığım zaman eksi 2x artı 5 çarpı 0 artı 10 eşit 0'dan. Buradan da kaç geliyor? x'i 5 olarak buluyoruz? Evet x'i 5 bulduk. E x'i 0 noktasında ne yaptı o zaman? 5'e 0 noktası yaptı. İşte bizden y eksenini kestiği nokta isteniyor. 5'e 0 noktası. E şıkkına bakalım. E şıkkı arkadaş nedir? Y eksenini kestiği yer. O zaman y, y, y eksenini kestiği yerde sıfıra y gibi bir nokta değil midir? Yani ne yapmamız lazım? X yerine 0 yazdığımız zaman da y eksenini kestiği yeri buluruz. X yerine 0 yazdığımız zaman denklemde burası 0 artı 5 y artı 10 eşit 0'dan. Buradan böylelikle ne buluruz? Y'yi de eksi 2 olarak buluruz. Yani burası 0'a y noktasıydı. O zaman noktamız ne yaptı arkadaşım? 0'a eksi 2 noktası yapar. Son olarak F şıkkına bakalım. Doğrunun eksenlerle oluşturduğu kapalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Eksenleri kestiği yerleri bulacağız. Niye? Yani şimdi doğrunun eksenlerle oluşturduğu kapalı bölgenin alanı istenilirken yani grafiği çizmemiz isteniliyorsa aslında biz grafiği şu şekilde çizebiliriz. Grafik nasıl çizilir? Hocam doğru üzerinden iki tane nokta aldığım zaman hop bunun grafiği çizilebilir. Sonra eksenleri kestiği yerler isteniliyor isteniyor ya. Sonra eksenleri kestiği yerleri de bulabiliriz aslında burada. Eksenleri kestiği yerleri bulduktan sonra da sonuca ulaşırsın. Zaten bir doğrunun grafiğini çizmek istiyorsan en az iki nokta lazım. Çünkü bir tane nokta sonsuz doğru geçer ama iki noktadan bir doğru geçer. Eksenlerle oluşturduğu kapalı bölge isteniyorsa da zaten eksenleri kestiği yerleri bulmak ilk etapta tabii ki bizim için daha mantıklıdır ve daha kolaydır. Zaten biz öncesinde bulduk. Yani öncelikli olarak x yerine 0 yazıp y'yi kestiği yeri bulacağız. x yerine 0 yazdığımızda y'si kaç? Eksi 2 y eksi 2 hemen eksi 2'yi gösteriyorum burada. Sonra y yerine 0 yazıp bir de x eksenini kestiği yeri bulacağız. y yerine 0 yazdığımızda da x'i kestiği yerde kaç? x'i kestiği yerde 5. Hop işte burada 5'te kesiyor. Sonra bu iki noktadan geçen doğrunun grafiğini çizeceksin. Hop doğrularımız bu noktadan ve bu noktadan geçtiği için bu şekilde olmak zorunda. İşte bunun eksenlerle oluşturduğu kapalı bölgenin alanı isteniyor. Bir x ekseni bir y ekseni bir de bu doğru işte buradaki bölgeyi oluşturuyor. Yani burada kalan kaç yapıyor? Burası 2 burası 5 olduğu için alan da böylelikle 2 çarpı dik üçgen olduğu için dik kenarlar çarpının yarısı da 2 çarpı 5 bölü 2'den Cevap ne çıkacaktır? 5 çıkacaktır. Evet öğrendik. Eksi parçaları tamamladık. Doğru denklemini bu şekilde kullanmayı yani doğru denklemini bu şekilde yorumlama durumları da söz konusu. Bunları da artık sorularda yorumlayabiliriz. Yani ne öğrendik? Bir nokta doğrunun üstüne ise denklemi sağlar. B ve C şıkkında onu öğrendik. X ekseni kestiği yeri bulmak için X'e sıfır noktası ya Y ye yerine sıfır yazmamız lazım. Y ekseni kestiği yeri bulmak için de ne yapmak lazım? X, e, X yerine sıfır yazmak lazım. Başka ne var? Eksenlerle oluşturduğu bölge ya da grafiği çizmek için iki nokta belirlememiz lazım. X ekseni ve Y ekseni kestiği noktalar bizim için daha önemli ve daha kolay. O yüzden ne yapıyoruz ilk etapta? X yerine 0 yazıp Y'sini Y yerine 0 yazıp X'ini bulduk. Daha sonra grafiği de şu şekilde çiziyoruz kardeşim. Eksenleri kestiği yerler belliyken çizdik böyle iki noktadan geçen bir doğru. Sonra alan isteniyordu. Eksenler arasındaki alan da burası yaptı ve cevap 5 çıktı. Evet böylelikle her şeyi hallettik. Şimdi gelelim şöyle bir soruya. Y eşittir 2x artı 1 doğrusu üzerindeki A 1'e 3 noktasına 2 kök 5 birim uzaktaki noktaların hapsileri toplamı nedir diye soruluyor. Ne yapacağız arkadaşlar burada? Şimdi analitik düzlem çizmeye gerek yok gibi duruyor. Çünkü özel bir durum yok. Böyle x ekseni, y ekseni gibi orijindeki gibi özel bir durum yok. E ne yapacağız? Rastgele soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizelim. Bir doğru var elimizde. Ve bu doğrunda da y eşittir 2x artı 1 doğrusu olsun diyor. Ve üzerindeki A 1'e 3 noktasına. A 1'e 3 noktasına. Ya burada A 1'e K da diyebilirdi arkadaşlar. Niye? Çünkü bak noktayı yerine koy. X yerine 1 koyduğunda Y'si 3 mi çıkıyor? Evet. A 1'e K derdi. O şekilde de diyebilirdi. Ya da tam tersi. İşte A noktası X virgül 3 de diyebilirdi. X virgül 3 dediği zaman Y yerine 3 yazdığımızda X'i kaç çıkıyor mesela? X'i de 1 çıkıyor. Oradaki Eksi parçada sen tamamlayabilirdin. Gerçekten 1'e 3 bu doğru üstünde mi? Üstünde. Çünkü denklemi sağlıyor. Tamam A 1'e 3 noktasını koydum böyle. Buna 2 kök 5 birim uzaklıktaki. Arkadaşlar buna 2 kök 5 birim uzaklıktaki. Bir nokta burasıdır. Bir nokta da burası değil midir? Evet. Ama bu doğrunun üstünde olacakmış. Soru kökünde öyle yazmışım. Cümle anlaşılıyor inşallah. Doğrusu üzerindeki A 1'e 3 noktasına 2 kök 5 birim uzaklıktaki noktaların hapsileri toplamı. Ee, aslında yine buradaki noktaları da söylerken Yine bu doğrunun üstünde olan şeklinde de eklenmesi lazım. Cümlede biraz devriklik olmuş. Yani iki kök 5 birim olan bu doğrunun üstünde hocam 2 kök 5 birim uzunluğunda ya bu vardır ya da buradaki noktadır. Yani buradaki noktaları yorumlayacağız biz şimdi. Mesela buradaki noktanın absine ben k dersem. Hocam apsi yerine k yazdığımızda ordinatın ne olacak? Hani burası x virgül y şeklinde bir doğru ya noktaya daha doğrusu. x yerine k yazdığımızda gel yaz burada ya x yerine k x yerine k yazdığımızda 2k artı 1 mi yapıyor işte Evet 2k artı 1. Ha, buradaki nokta k'ya 2k artı 1. Mesela 1 yazdığında 1'e 3, 2 yazdığında 2'ye 5, 3 yazdığında 3'e 7 şeklinde öyle gidiyor. Zaten bir tanesi de 1'e 3. Bak 1'e 3'e 2 kök 5 birim uzunluğundaki bu nokta isteniyor benden. Sağdaki ya da soldaki. Hadi bunu bulalım şimdi. E hocam 2 nokta arasındaki uzaklık kaç? 2 kök 5. E o zaman 2 nokta arasındaki uzaklık k eksi 1'in karesi artı 2K artı 1'den 3'ü çıkartıyorum. 2K eksi 2'nin karesi mi yaptı? Evet. Kare kök içerisinde neye eşittir? Yani 2 kök 5'e eşittir. Şu karesini alalım. Karesinden bu gitti. Şurayı da açalım. K kare eksi 2K artı 1 yaptı. Artı 4K kare eksi 1. ile 2.'nin çarpımının 2 katı 8K artı 4 yaptı burası da. 2.'nin karesi sonra da eşittir. Bunun karesini aldık. O da kaç yaptı? 20. Bak karesi karesi. 20 kare kök gitti. Hocam burası 5k kare eksi 10k artı, art 5 yaptı. 27 de öbür tarafa atalım. Eksi 15 yaptı. Eksi 15 eşit sıfırdan. 5'e böldüğümüz zaman k kare eksi 2k eksi 3 eşittir sıfır yaptı. Evet burada çarpanlara ayıracağız. K'ya k deyip eksi 3'e artı 1 dersen çarpımları bu. Toplamları da eksi 2 veriyor. Yani bu k eksi 3 ve k artı 1 eşit sıfır yaptı. Bu eşit sıfırsa k'yı 3 buluruz. Bu eşit sıfırsa k'yı Eksi 1 buluruz. Bizden zaten bak k'nin 2 değeri çıktı. 2 nokta var demiştik. K yerine 3 yazacağız. Zaten hapsileri toplamı isteniyor bizden. Bir tanesinin hapsi 3. Bir tanesinin hapsi kaç yaptı o zaman? Eksi 1 yaptı. Yani bizden 3 ile eksi 1'in toplamı isteniyor. Cevap da kaç yapacaktır? 2 yapacaktır. Peki ya çarpanlara ayrılmasaydı? Hocam o zaman ne yapacaktık? Çarpanlara ayrılmasaydı arkadaşlar. Zaten bizden ne isteniyor? K'lar toplamı isteniyor. Kökler toplamı isteniyor. Yani burası 5x kare a, eksi 10x eksi 15 gibi düşün. Kökler toplamı da eksi b bölü a değil miydi? Yani eksi eksi 2 bölü 1'den dolayı yine cevabı da direkt şöyle bulurdum. Yani şu işte böyle yapacağına kökler toplamı isteniyor benden. Direkt eksi b bölü a'yı da hatırlayıp o şekilde de sonuca ulaşabilirdim. Belki çarpanlar ayrılamayacak bir şey gelirdi. İşte o zaman da bu hamleni yapacaktım. Tamam dostum. Evet güzel bir soruydu bu da. Ve geldik şu dikkata. Evet dikkat özel. Yani doğru denklemini öğrendik. Doğru denklemini şimdi özel durumlarından bahsedelim birazdan. Arkadaş herhangi bir doğru verildiğinde orijinden geçtiği bahsediliyorsa. Mesela bu doğrumuz ax artı b'ye artı c eşit sıfır ise orijinden geçiyorsa. Hocam orijinden geçen bir doğru. Bak şöyle bir doğru değil mi? Evet bu doğru orijinden geçiyorsa. Sıfır sıfır noktasından geçiyor demek değil midir? Aynen öyle. Koyarsın sıfır sıfırı sıfır koysam burası gitti burası gitti değil mi sıfır koydun sıfır koydun a sıfır artı sıfır artı c eşit sıfırdan c ne oldu arkadaşlar sıfır eşit oldu a demek ki böyleymiş herhangi bir doğru a x artı b y artı c eşit sıfır doğrusu orijinden geçiyorsa sabit sayısı yani c'si yani x'li y'li terimleri olmayan sayı yani sabit sayısı ne olacakmış sıfır olacakmış bu doğru y eşitli, x mx artı c şeklinde olduğunda da Bak x yerine 0, y yerine 0 koyduğunda 0. Bak c neye eşit oldu? 0'a eşit oldu. Evet gördüğün üzere. Demek ki biz şunu bileceğiz, öğreneceğiz. Bak ispatını da yaptım sana. Herhangi bir doğru orijinden geçiyor cümlesini duyduğumuz zaman hocam ax artı b'ye şöyle bir şey. ax artı b'ye artı c eşit 0 şeklinde ise sabit sayısı olmayacak. Ya da y eşittir mx artı c şeklinde olduğu zaman da burada da sabit sayısı olmayacak. Ya y eşittir mx şeklinde olacak ya da ax artı by eşit 0 şeklinde olacak. Bir de bunun daha da bir özel bir hali var. Eğimi 1 olan bir doğru verilirse hem orijinden geçip hem de eğimi 1 verilirse şu şekilde arkadaşlar. Bu y eşittir x doğrusu. Yani eğimi 1 olması demek e, m yerine 1 yazdığımızda eğim açısı tanjant alfa nerede bir 45 derece değil mi? Yani açı 45 derece olursa ya da eksi 1 olduğunda eksi 1 olduğunda da kaç derece olacak? 135 derece olacak. İşte 45 derece olduğunda birinci bölgede açı ortay oluyor ya. Biz buna birinci açı ortay doğrusu adını veriyoruz. Birinci açı ortay doğrusu da bu y eşittir mx şeklinde bir doğru ya. M yerine 1. Eğimi 1 ya. O zaman y eşittir x doğrusu oldu birinci açı ortay doğrusu. İkinci açı ortay doğrusu da y eşittir yine mx şeklinde yazdığımız zaman m yerine de eksi 1 yazacağız. Çünkü tanjant 135 yapıyor burası. Bu da y eşittir eksi, 2, eksi x doğrusu oluyor. Tamam şunu öğrendik. Orijinden geçen bir doğruda sabit sayımız 0 olacak. Birincisi bu. İkincisi de işte birinci açı ortay doğrusu şu y eşittir x doğrusu. İkinci açı ortay doğrusu da y eşittir eksi x doğrusudur. ÖSYM y eşittir x ve y eşittir eksi x şeklinde vermeyebilir. Birinci açı ortay ve ikinci açı ortay cümlesini soru içerisinde kullanabilir. Buna dikkat et. Tamam. Evet şimdi gelelim şuraya. Neredeyiz? ax artı b artı c eşit 0 x eksene dikse. Bak. Bir doğru. X ekseninde dikse. Şimdi kardeş AX artı BY artı C doğrusundan bahsediyorum. Eşit sıfır doğrusundan bahsediyorum. Bu doğru X ekseninde dikse. Y'yi kesiyor mu? Yok. O zaman Y değeri var mı arkadaşlar? Yok. Y'si olmayacak. Y'yi yok etmek için ne yapmam lazım? B'sinin sıfır olması lazım. Yani Y'nin katsayısı kesinlikle sıfırdır. B sıfır olmak zorunda. Evet gördüğün üzere. Ee, arkadaş burada Şöyle bakacak olursan bunu şöyle de anlayabilirsin. Bak şurası atıyorum 1'e K. Bak pardon K'ya 1. Şuradaki nokta K'ya 1. Buradaki nokta K'ya 2. Buradaki nokta K'ya 3. E hocam denklemde hep ne oluyor? Burası apsi hep sabit. Ordinatta 1, 2, 3, 4 diye değişiyor. Hatta 1,5 bile olabilir. Hatta eksilileri de oluyor değil mi? Aa, her yerde K sabitse... Sen buna x eşittir k doğrusu da diyebilirsin. Tamam unutma. Evet x eksenine dik olan doğru ya da y eksenine paralel olan doğru da y'yi kesmediğimiz için y'li bir değer olmayacak. Yani b'si y'nin katsayısı 0 olmak zorunda. Peki tam tersi y eksenine dikse ya da x eksenine paralelse bu sefer x'i kesmiyor. ax artı by artı c eşit 0 şeklindeki bir doğrumuz nasıl bir şekilde olması lazım? x eksenini kesmediği için x'li bir terimin olmaması lazım. E o zaman x'li bir terimin olmaması için a'nın ne olması lazım arkadaşım burada? Sıfıra eşit olması lazım. Tamam mı? Yani sen bunlarla ilgili ezber yapma. Bak ben sana nasıl anlattıysam soruda sıkıştığın zaman sen de aynı bu durumda yap. Anlaştık. Hatta burada da bir şöyle bakacak olursan hocam hep apsisleri değişiyor. Bak burası k ise hep ordinatı k. Yani burası 1'e k. Atıyorum 2'ye k. Atıyorum 3'e k diye gidiyor. Ya da eksi 3'e k şeklinde gidiyor. Hep x'leri değişiyor y'leri aynı hep bak görüyor musun y'leri aynı yani y eşittir k doğrusu da diyebiliriz farklı bakış açısı böyle bu şekilde söyleyebiliriz evet şimdi gelelim bakalım örneğimize analitik düzlemde bir karenin köşeleri birinci açıortay ve ikinci açıortay ortay doğruları üzerindedir aa o zaman analitik düzlem çizeceğiz özel bir durum var hemen analitik düzlemi çizdik birinci açıortay doğrusu y eşittir x doğrusu ikinci açıortay doğrusu y eşittir x x doğrusu Hemen şuradaki açıların 45-45 olduğunu Şuradaki açıların da 45-45 olduğunu göster. Sonra bir kare diyor. Karenin köşeleri de bu doğru üstündeymiş. Hocam karede köşegenler dik kesir. O zaman köşegenler dik kestiği için köşeler de burada olduğu için bizim karemizin şu şekilde olması gerekmiyor mu? Evet. Köşegenler de tam olarak da dikte kesmiş oldu. Bak gördüğünüz gibi. E. Karenin bir köşesinin apsisi eksi 2 olduğuna göre. Bak şurası. Hop. Bu dik değil mi arkadaş? Şu köşegenler dik kesir köşegen. Hocam burası da 45-45 oldu. 45-45-90. O zaman buradaki hapsize bakacak olursak. Eksi 2 demiş ya. Bir tanesinin hapsi eksi 2. Hatta buradakini de eksik. E bitti gitti. Şuraya bakar mısın artık? Şu uzunluk kaç birim? Eksi 2 olduğu için. Hocam burası 2. Hocam burası da 2. E aynı şekilde. Şurası da 45-45 olacağı için 2 ise burası da 2'dir. Karenin bir kenarını 2 bulduk. Karenin alanı isteniyor. Pardon karenin bir, ke bir kenarını kaç bulduk? 2-2 daha 4 bulduk. O zaman 4'ün karesi alanı verir bana. O da kaç yapar? 16 yapar. Evet örnek 16. 16 oldu. Geldik örnek 17'ye. O orijinden geçen doğrular verilmiş. Gerçekten de öyle bak. Orijinden geçen bir doğru. Orijinden geçen bir doğru. Değil mi? Çünkü e, C'si yok. Sabit sayısı yok. Dik koordinat düzleminde B ve D köşeleri doğrular üzerinde olan eksenlere paralel bir kare çizilmiştir. Eksenlere paralel olduğunu da kullanacağız. Şimdi bir nokta isteniyor. Bak eksenlere paralel oldu. Bunun devamının buraya dik oldu. Bunun devamında buraya dik olduğunu hatta bunun devamında buraya dik bunun devamında buraya dik olduğunu söyleriz. Analitik düzlemde bir nokta verilmiş ya da isteniyorsa ne yapıyorduk? Eksenler olan uzatlarına bakıyorduk. Hocam bunlar hep dik olarak söyledik ya. Söz uçar yazı kalır diye söyleyeceğimiz için hemen buradaki 90'ları da yazalım. Hocam 8 yani burası 8. Ordinatta 9. Hocam burası 9 yazdık. E benim şimdi verilen doğruyu kullanmam lazım. Bak bu doğru verilmiş hocam. Bu doğruyu verilmişler. Buradaki noktanın tamam apsis 8 ama aynı şekilde buradaki noktanın da apsis 8 değil mi? Hatta bu doğru üstünde bu. E apsis 8 olduğu için şuradaki nokta 8'i gösteriyor bana. Apsis 8 olduğu için bunun bu doğru üstündeki ordinatını bulalım. Yani sen gel x yerine 8 yaz. 3 kere 8 24 bölü 4'ten y'yi kaç buluruz? 6 buluruz. Hop y'si kaç yaptı? 6 yaptı. Bak buradaki noktanın apsisi 8. X yerine 8 koydum. Y'si 6 çıktı. Y'sine baktım 6. Yani senin burada uzunluk 6. burada uzunluk da 6. E sonra bir şey geliyor mu? Geliyor tabii ki. Tamamı 9'du. Hocam buraya 3 kaldı o zaman. E 3 ise burası da 3. Bu bir kare değil miydi? Evet. D2 doğrusunun denklemi isteniyor bizden. Hocam D2 doğrusunun denklemi isteniyor. D2 doğrusunun denklemi bulmam için y eşittir mx şeklinde bir doğru değil midir arkadaş bu? Evet çünkü niye? Orijinden geçiyor. Orijinden geçen bir doğru y eşittir mx şeklindedir. Hatta y eşittir mx artı c şeklindedir ama y eşittir mx şeklinde olduğunu biliyoruz. Peki. Neyi bulmam lazım o zaman? Eğimini bulmam lazım. Hocam eğimini bulabilir miyim? Bulurum tabii ki. Bak bu mavi doğrunun eğimi x eksenine pozitif yönde yaptığı açı eğim dediğimiz an tanjant alfa değil midir? Evet. Yani şu üçgenle bakacaksın kardeşim. E, bitti. Bitti gitti. Hocam tanjant alfasına bakacağım. Eğim dediğimiz tanjant alfa neye eşittir? Hocam 9 burası. Burayı bilmiyorum. 9 bölü orayı da bulalım. 9 bölü şu uzunluk. E ben bunu kare bulmuştum. Burası da 3. Aa 3 ise burası da 3. A8 burası 5 çıktı. Bitti gitti. O zaman 9 bölü 5 mi yaptı? Aynen öyle. O zaman bizim doğrumuzun denklemi ne oldu? Y eşittir. Mx şeklinde de 9 bölü 5. X şeklinde bulunur cevap arkadaşlar. M yerine 9 bölü 5 al. Sağa yatık mı? Sağa yatık. Sıkıntı yok. Pozitif. Ya da şöyle olabilir. Bak cevap bu olabilir. 1, 2. İşler dışlar yapalım. 5Y eşittir. 9X olabilir. İkinci çözüm bu olabilir. Ya da hepsini bu tarafta toplayabilirler. Yani burası ne olur o zaman? 5y eksi 9x eşit 0 şeklinde de olabilir. Bu da bu da bu da olabilir. Ya da hepsini öbür tarafa atar. O zaman 9x eksi 5y eşit 0 şeklinde de olabilir. Artık bu da olabilir. Çıklarda hangisi varsa cevap odur deriz dostlar. Tamam mı? Bak güzel bir soru. En azından şu yorumlamayı da öğrendik. En azından buradaki noktanın da hapsi 8 iken hop orada bulduk. Ve gerçekten hoş bir soru arkadaşlar. Ve geldik örnek 18'e. Analitik düzlemde a eksi 6 5 noktasından geçen ve x ekseninde hiçbir ortak noktası bulunmayan doğrunun denklemi. Bak analitik düzlem çizeceğim. Çünkü özel bir durumdan bahsetmiş. x ekseniyle nereden geçiyor? Eksi 6ya 5'ten geçiyor. Eksi 6 ya 5 nerede? Şurada. Bak eksi 6 ya 5'ten geçecek ve x ekseniyle hiçbir ortak noktası olmayacak. Yani x ekseniyle hiçbir ortak noktasının olmaması için doğrunun nasıl olması lazım? Hop x eksenine paralel olması lazım. E burası da eksi 6ya 5 noktasıydı. Hocam bu ne doğrusudur? Şöyle baktığın zaman burası eksi 6. Burası da hop dik olması lazım. 5 hocam burası. E bu da x eksenini kesmiyorsa y eşittir k şeklinde bir doğru değil midir? Y'si kaç bunun? Y'si her yerde 5. Yani y eşittir 5 doğrusudur. Doğrunun adı y eşittir 5 doğrusudur. Yani cümleyi böyle değişik şekillerde kurabilir. Hiçbir ortak noktası olması şeklinde. İlla x eksenine paralel ya da y eksenine dik şeklinde kurmak zorunda değil. Buna da lütfen dikkat et. Ve gelelim şuraya. Bu doğru x eksenine dik bir doğru olduğuna göre. Bak. Şimdi x eksenine dik olan doğruyu da yorumlayalım. Hocam x eksenine dik olan doğru şöyle. Y'si olmayacak değil mi? O zaman y'si olmayacaksa hop y'li bir terim olmayacak. K artı 5'in ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Çünkü x eksenine dik ya da y eksenine paralel. Y'yi kesmeyecek. O zaman y'li bir durum olmayacak denklemde. K artı 5. K'nın kaç olması lazım? Eksi 5 olması lazım. K yerine eksi 5 koyalım. K yerine eksi 5 koyduğumda eksi 15 artı 14 eksi x yaptı. Şurası zaten 0. K yerine eksi 5 koyduğumuzda eksi 10 artı 7'den eksi 3 yapar. Eşit 0'dan. O zaman ne yapıyor? Eksi x eşittir 3'ten x eşittir 3 bulduk. Ama x eşittir 3 derken bu ne? x eşittir 3. Tamam x'i 3 bulduk. x yerine 3 yazdık. Bizden ne istiyor? Bu doğru üzerinde olup eksenler uzakları birbirine eşit olan noktalar. He. Şimdi biz doğrunun adını ne bulduk? X eksi x eşittir 3'ten x eşittir eksi 3 bulduk pardon. Bu doğrunun adı ne arkadaşlar? X eşittir eksi 3. Hatta tam olarak çizeyim ben şekli. Dikkat dikkat. X'i eksi 3'ü bulalım. X yerine eksi 3'ü yazdık. Bu doğrunun adı hop x eşittir eksi 3 doğrusu. Bu değil midir arkadaşlar? Evet x'i her yerde eksi 3 olması için y y'si yok ya. Y ekseninde dik olması lazım. Y ekseninde paralel olması lazım. Pardon. Bu şekilde. Ama bana bir de şunu soruyor. Doğrunun grafiğini çizdik. Eksenler uzakları birbirine eşit oldu. Bak bu doğru üzerinde olan bir nokta alacaksın ve eksenler olan uzakları. hocam şu eksene olan uzaklığıyla bu eksene olan uzaklığı birbirine eşit olsun diyor. Aa bak burası üçgen. 3. Üç. 90 90 90'sa burası da 90 oldu. Üçgen burası da 3 yaptı. E, o zaman bu bir kare oldu. Burası da 3 oldu. Tamam. Sadece bu nokta mı var? Eksenler olan uzakları. Hocam burada da aynı şekilde eksenler olan uzakları birbirine eşit olan şöyle. Tek çizgiyle göstereyim. Hatta üçgen burası da 3 oldu. E burası da 3 oldu mu? Dikdörtgenden dolayı. Evet. Yani bir noktamız kaç oldu? 3'e. Eksi 3'e. 3 üç noktası oldu. Bir noktamız ne oldu arkadaşlar? Eksi 3'e. Eksi 3 noktası oldu. Çünkü 3 bir maşada olduğu için. Eşit olan noktalar arasındaki uzaklık isteniyor. Gerçi bizden bu noktalar arasındaki uzaklık isteniyormuş. Yani şurası isteniyor. Soru işaretlediğimiz yer 3 3 daha kaç yapar? 6 yapar. Evet 3 artı 3'ten cevap 6 oldu. Bunları da böyle öğrenelim. Bunları da yorumlamayı da bilelim arkadaşlar. Çünkü gerçekten önemli noktalar bunlar. Bu şekilde de yorum gücümüz de sanki biraz artıyor. Evet farklı şekillerde karşımıza çıkartabiliyorlar. X eksene dik olan bir doğru. Y'si olmayacak. İşte burada kol anlatımını dinlemek şart. Sonra bu doğru üzerinde olup eksenleri uzakları birbirine eşit olan. Bu doğru. Biz ne bulduk? X eşittir eksi 3 bulduk. Yani nokta olarak düşünme. Bu doğru adı. X eşittir eksi 3 doğrusu. Sadece x eşittir dediği zaman x yerine eksi yani x 3'ten geçen bir doğru. yeri bir terim olmadığı için y ye eksene dik olan bir doğru. Bunları da böyle çizmeyi bilin arkadaşlar. Tamam mı? Evet örnek 19'da 6 bulduk ve böylelikle bu kısmı bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 4. videoda 22 ve 23. haftanın 4. videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.